ilk beşine birlikte oynadığımız ya da oynayamadığımız ilk beşine sayar mısın? Eğer beni koyarsan ben de seni koyarım. Koymazsan ben de seni koymam. Direkt baştan tehdit. Aynen aynen tabii. İstatistikte gözükmeyen bölümü uzuna ait olduğunu yani post oyuncusuna ait olduğunu düşünüyorum. Sokrates YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gülşah Akkaya. Bugün sevgili arkadaşım Nevriye Yılmaz'la düello masasına oturduk. İlk konumuz düello yapacağımız argümanımız diyelim. Kadın basketbolunda postlar mı daha önemli, gard oyuncuları mı daha önemli? İstiyorsan seçim sana bırakayım. Kimi seçmek istiyorsun Nevriye? Ben ya her pozisyon önemli tabii ki ama hem kendi pozisyonumu yıllarca oynadığım için pivotun çok önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Herkesin arkasını toplayan, müdafaada herkesi tutan... Burada laf çarpmıyorsun değil mi? Yok, hiç öyle bir şeyim yok. Herkesin müdafaada arkasını toplayan, sayı atmasa da deliler gibi koşturan bir pozisyon. Şimdi konumuz zor çünkü biz burada bir bütünün parçalarını tartıştığımız için herhalde. Çünkü birbirimizi tamamlıyoruz. Ama senin argümanını da şöyle söyleyeyim. Topu biz vermesek bir kere ofenste bu kadar domine olamayabilirsiniz herhalde. Ama şöyle bir laf var ekmeğini taştan çıkarma diye. Evet senin üçlüklerinle ekmeğini taştan çıkartıp şütörlerin pozisyonuna da göz koyduğunu söyleyebiliyoruz herhalde. Doğrudur. Ama günümüzün modern basketboluna baktığımız zaman herhalde kadın basketbolunda da dahil olmak üzere basketbolu momentumu değiştiren, ivmeyi kazandıran domineden oyuncuların çoğu bence guard pozisyonunda. Birkaç tanesi de sen oynadın zaten. Bunlardan herhalde hani şu an GOAT diye olup olmadığı tartışılmıyor gerçi ama Diana Taurasi, Penny Taylor hani baktığımız zaman basketbolda daha çoğunlukta olan isimler hep guard pozisyonu oyunu domine eden sanki. Sen ama şu anda guardları saydın. Ben de uzunları sayayım o zaman. Yani ben bu konuda sabit fikrim kesinlikle. Bence yani uzun pozisyonu çünkü uzunda aranılan özellikler genelde atletik işte ayakları çabuk. Neden ayakları çabuk? Kısalar geçildiğinde yardıma gelebilsin. Yine kısanın bir laf geldi galiba. Kalsın. Skorer olsun, reboundçı olsun, koşan olsun. Yani ben tabii ki kısalar da çok önemli. Zaten önemli olmasa kısa uzun diye her pozisyondan oyuncu entegre edilmez takım kurulurken. Ama hani sahanın içinde maçta ve yani her anlamda daha fazla efor sarf edenin istatistikte gözükmeyen bölümü uzuna ait olduğunu yani post oyuncusuna ait olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi şöyle bir giriş yapayım. Hani kısa oyuncuların, gard oyuncuların daha çok post oyuncularını tamamladığını düşüneceğim. Sonuçta baktığınız zaman pick and roll'lerden hani kısa oyuncular postları besliyor. Ama tabii şu da bir gerçek ki savunmada postların da çok önemli bir yeri var. Ama sayısal olarak hani aklıma geldiği zaman kısa oyuncuları düşündüm. Erkek basketbolu da dahil olmak üzere genelde hani oyunu domine edenler hep kısalar gibi. Yani bu konuda şey yapamayacağız herhalde biz uzlaşamayacağız. Çünkü screen yani perdeleme diye bir şey bulunmazdı eğer kısalar muhteşem olsaydı. O zaman geçip geçip gidip atarlardı. Geçemedikleri için her seferinde sıkıştıklarında uzuna şöyle bir ama hareketle. Belki şöyle şunu düşün perdelemeyle belki biz size pozisyon yaratmaya çalışıyoruz. Mesela senin papa atlarında short rollerinde bulduğun. Yok genelde kısalar bulduğun için. Bulduğun o şutları pas kısalar pasları vermeseydi. O zaman pota altında yapalım o pikleri perdelemeleri yani Türkçesiyle. Ya o da olabilir. Yok, onu da denemek olmaz. Gerekebilir başka yani. Başka diğer bir konuya geçelim bence artık. Amerika basketbolu mu, Avrupa basketbolu mu? Sen ikisini de, ikimiz de, iki tarafı da tecrübe ettik. Ettik. Yani kadın basketbolundan eğer konuşacaksak, tabii ki Amerika basketbolu çok Avrupa basketboluna çok ciddi bir fark yaratan ve çok farklı oynandığını düşündüğüm fiziksel olarak ve basketbol bilgisi detay olarak çok farklı bir pozisyonda. Ama erkek olarak baktığımızda Avrupa basketbolu Amerika ile eşdeğer hatta Euroleague erkekler seviyesi daha keyifli, benim heyecanlı gibi. Daha heyecanlı ve benim basketbol zevkime daha hitap eden bir şekilde oynanıyor. O yüzden kadınlarda çok açık ara
üzülerek söyleyeceğim tabii ki Amerika. Yani uluslararası organizasyonlardaki başarılara bakarsak, olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonları, kadın basketbolunda Amerika'nın bir hegemonyası var zaten. Finalleri de genelde biz daha henüz oynayamadık. İnşallah ileriki senelerde oynarız, onu başarırız. Brezilya zamanında oynuyordu. Şimdi şu an orayı biraz Avustralya aldı. Zamanında Avrupa'dan Rusya'da kafa tutuyordu ama günümüzde Avrupa'dan milli takımlar bazında Amerika'ya kafa tutabilen iyi ülke yok. Yok şu anda, evet. NCAA olarak baktığımızda da zaten NCAA kültürü çok ayrı. Onu tartışmaya bile gerek yok. Erkek basketbolu tabii ki de biraz daha farklı. Ben de senin gibi aynı görüşe katılıyorum. Euroleague çok heyecan verici, çok zevkli izlemesi. Hele bu yeni formatta, herkesin birbiriyle oynadığı formatta daha keyifli olduğunu, daha mücadeleci geçtiğini düşünüyorum. O yüzden bu ayrımda da sana katılıyorum. Pek bir argüman geliştiremedik. Hey. Tecrübe mi, yetenek mi? İkisi de. Şimdi ben yaşımı söylemeden bu sezona kadar oynamış biri olarak tecrübeyi savunayım bari. Ama tabii ki de yeteneğin de ayrı bir önemi var. İkisiyle birlikte olduğu zaman o zaman zaten elit üst düzey sporcu olunuyor. Kesinlikle. Yani tecrübe çok küçük yaşta edinilmiyor zaten. Yanlış yapa yapa çok fazla efor sarf ederek, maç oynanarak ya da işte hata yaparak tecrübe edinirsin. Yetenek doğuştan gelen bir şeydir. Kesinlikle çok önemli bence yetenek spor için. Belki yani tabii ki bütün her branş için, sanat için de yetenek çok önemli ama yetenek kadar zeka da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğru, ben katılıyorum. Bu konuda. Ama şöyle baktığımızda 18 yaşında yetenekli bir sporcuyla 28 yaş diyelim hadi, 10 yaş daha büyük, tecrübeli bir oyuncu tabii ki tecrübe kazanır orada. O yüzden bence yetenek, zeka ve tecrübe diye ben sıralayayım üçlü. Çok doğru bir yaklaşım. Biraz önce de dediğim gibi zaten yetenekli olup üstüne zekanı kullanıp çok çalışıp üstüne de kilometre taşı yapıp belli tecrübeleri yaşadıktan sonra üst düzey sporcu olmak kaçınılmaz. Ama tabii her şeyin başında da yani yetenek gerekli mi? Bazen de o yetenek açığını çok çalışarak da kapatabilen sporcular olabiliyor. İşte onlar da zeki sporcular. Çok çalışması evet, gerektiğini evet. Fark edip. Yine o zaman bir argüman geliştiremedik sanki karşılıklı. Bu sefer çiftliyorum. Çift. Şimdi gerçekten biraz zor bir soru soruyorum. İlk beşine birlikte oynadığımız ya da oynayamadığımız ilk beşine sayar mısın? Eğer beni koyarsan ben de seni koyarım. Koymazsan ben de seni koymam. Direkt baştan tehdit. Aynen tabii. Yani ben Birsel Vardarlı, Esmeral Tunçlar'la çok iyi anlaştım oynadığım sürece. Aynı şekilde Işıl Alben'le de çok iyi anlaştım. Ama bir pivot olarak guardları saymayacağım. Ben farklı bir beş yapayım diyorum bu sefer. Lara Sanders en çok anlaştığım devşirme Türk oyuncuydu. Beraber hem 2014 Dünya Şampiyonası hem Olimpiyatlara gittik Rio'ya. Onunla çok kısa bir süre beraberdik ama çok uyum sağlamıştım. Mesela ben onun basketboluyla çok güzel verim aldığımı düşünüyorum kendi açımdan ama onu sayarım 5 numaraya. 4 numaraya Bahar Çağlar'ı sayarım. 3 numaraya Şebnem Kimyacıoğlu'nu koyayım. 2 numaraya düşünüyorum. Farklı dedin guard, kısa saymayacağım. Tamam. Hep şu anda bak biraz tamam. Uzundan gidiyorum. 1.70 civarını koymuyorum yani. Kimi koyabilirim? Şaziye'yi koyayım. Tamam. 2 numaraya Şaziye İvegin. Ve 1 numaraya da kendimi koyacağım ya. Tamam. Bir guard. Budur benim bir işim. Tamam, programlarında seninle konuşuyorduk yani bu ilk 5 konusunu. Sen dedin benim için en önemli adam 6. adam. O zaman seni 6. adama koyuyorum. Tamam. Teşekkürler. Senin söylediğin isimlerin dışına çıkayım. Acaba kısalardan mı kursam ilk başım? Madem sen uzunlardan kuruyorsun ben preslerim seni baskı bence yaptırırım. Bence bu kadroyu da bir araya getirip maç yapalım hadi. O zaman bir seni koyalım. Esmeral'i söyleyelim. Işıl'ı söyleyelim. Tamam. Tamam yardımcı ol biraz kısalardan. Tuba Palazı söyleyelim. Tuba Palazoğlu. Palazoğlu. Kendimi koymayayım canım. Şu an 4 ettik. Ben koymayacağım dedim ama ekledim. Guard pozisyonunu ekledim kendimi de. O zaman ben de kendimi garda koyayım. Tamam.
Tamam, süper. Tamam, şöyle bir beşleri bir araya getirip bir günde maç yapalım bence. Tamam, buradan bir oradaki arkadaşlarımız izlerlerse bunu da bir söz olarak alırız. Buradan da unuttuğumuz isimler varsa ki vardır muhtemelen. Muhtemelen. Yani yıllarca hep beraber aynı sahada, aynı parkede oynadığımız. Bunları da buradan özürlerimizi sunalım. Hepsini ben sevgilerimi sunuyorum. Evet. Bugün de düello programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Gülşah. Bana ben de sana teşekkür ediyorum. Açılışı sen yaptın, kapanışı da ben yapayım dedim. Çok keyifliydi. Kavgasız da bitirdik programı. Uzlaşarak her zamanki gibi. Ben buradan bizi izleyen herkese çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Biz artık faal sporculuğumuzu sonlandırdık. Bundan sonraki benim şu anda aktif olarak çalıştığım antrenörlük pozisyonunda da inşallah hem kendi kulübüme şu anda çalıştığım hem de mi takıma en iyi şekilde en üst düzey sporcu yetiştirmek amacım. Bunu da yapmak için gerçekten bütün bilgi birikimimi kullanıyorum. Şu anda da maçım var bu akşam. Çok konuyu uzatmayayım. Çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da tabii ki Pota'nın perilerine çok başarılar diliyorum. Kalbim onlarla.